Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Akvaryumlarım bitti. Kendimde olan balıkları akvaryumlara dağıttım. İnşallah yakın zamanda yeni balıklarımızı da ekleyeceğiz. Bütün akvaryumları bitkili yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kumlu bitkili. Yapay bitkiler var. Bunlar zamanla çıkacak buradan. Normal bitkiler gelecek. Şu an elimde olan bitkileri akvaryumlara yaydım. Hepsi şu akvaryumdaydı bu bitkilerin ve bir tane de içeride vardı. Şu an arkadaşlar hepsi gördüğünüz üzere bitkili güzel. Sistemimizi kurduk. Şu an motorumuzu kapattık. Çalışmasın diye. Şöyle baştan tanıtayım burada arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Burada HD White ribbonlarımız var. 4 dişi, 2 erkek. Çok güzel bir şekilde sağlıkları yerinde üremeye devam ediyorlar. Geçenlerde bu akvaryumdan yavrusunu aldım arkadaşlar, öyle diyeyim. Burada da yavrularımız var, 30 tane HD White'larımız. Burada da arkadaşlar yellow kobralarımız, yellow tiger'larımız var. Red tail'lerimiz, dişiler. İçlerinde erkek yavrular var. Belirgin oldukça buraya alıyorum. Erkeklerimiz, yani bu yavrudur arkadaşlar, büyük değil. Kulaklarıyla alakalı yorum yaparsanız daha küçük balıklar. Burada da arkadaşlar bunların anne baba adayları burada arkadaşlar. Bunlar da alt damızlıklarını şöyle göstereyim, kulaklarını falan. Bunlar da şöyle gösterelim. Burada bir tane, iki tane balık var arkadaşlar. Dayımdan gelen damızlıklar. Bir şu yırtık kuyruklu olan. Zaten kulağından da belli. Büyük boyda. Bir şu dişimiz kaldı. Bir tane de büyük erkeğimiz var. O da şurada arkadaşlar. Evet. Bunlardan olma bu balıkların tamamı. Daha fazlası da vardı. Hemen geçelim altta. Bu üst düzenler, alt düzenler. Burada 3 tane vatozumuz, mavi göz düzümüz var. Burada bir siyah, bir beyaz, bir de siyah olarak düz vatozumuz var. Aynı şekilde burada da. Hemen içinde bulunan melek görüyorsunuz arkadaşlar. Bu iki aldığım melekler, kendi damızlığıma bırakacağım. İlk aldığım balık olduğu için bunları ben büyüteceğim arkadaşlar. Şu an için vermeyi düşünmüyorum. Burada da fil kulak damızlıklarım var arkadaşlar. 6 erkek, 6 dişi şeklinde. Bunlardan da yavrularımızı aldık arkadaşlar tekrardan. Onu da göstereceğim hemen. Şu şekilde damızlıklarımız burada. Altta özel Türk koridor hastalarımız var. İsmi şu an aklımda değil. Burada komando çöpçü balığımız. Yavrularımız duruyor. Burada dişilerimiz var. Fil kulak dişilerimiz. Yavru bu şekilde. Buradan tam almıyor da arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman 100'e yakın yavru var arkadaşlar burada sadece. Burada da erkeklerimiz var arkadaşlar. Fil kulak yavru. Daha erkek olduğunu belirli olur olmaz. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Bu şekilde burası. Arkadaşlar altta gördüğünüz gibi 10-12 tane miydi? Öyle bir şey miydi? Yavruyken aldım. Balıklar var burada. Koridor hastalarımız. Bunlar da inşallah biraz daha büyüdükten sonra dişi erkek vardır diye umut ediyorum. Çoğalırlar diye düşünüyorum inşallah. Umutla bekliyoruz bu albinolarımızdan da bir şeyler. Burada satış boyuna gelen balıklar. Burada bir 15-20 gün duracaklar. Karınları dolacak. Biraz formları güzel olsun. Bunlar da meleklerin yanındaydı. Biraz darbe yediler. Kendilerine gelsinler. Satış akvaryumlarımız bunlar olacak arkadaşlar. Satışa gelmiş balıklarımız alta inecek. 15-20 gün karın doldurduktan sonra göndereceğiz. Evet arkadaşlar, hemen yan tarafımıza geliyoruz. Burada boş bir akvaryumumuz var. Balık gelecek. Burada maşallah diyelim arkadaşlar. 160'a yakın cüce vatozum var. Bir aylık yavrular bunlar. Bunlar da 1 santimin üzerinde arkadaşlar şu an için. Bunlar da artık 2-3 ay sonra güzel 3-4 santimlik balıklar olurlar. 6 tane burada koyu yavrumuz var.
Burada da domuzluklarımız var. Görüyorsunuz harika balıklar. Maşallah diyelim arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam ediyor. Hemen yan taraflarında boş akvaryumlar, buraya balıklar gelecek arkadaşlar. Şimdi geçelim. Burası bizim demirbaş lepistesimiz olacak arkadaşlar. Lepistes türlerimiz burada. Üstte fil kulak yavrularımız da yavrulukta, küçük yavrulukta. Yellow kobra yavrularımız var. Burada da bir 10 gün durduktan sonra 10-12 gün büyük akvaryumlarına salacağım arkadaşlar. İlk küçükken dar alanda daha güzel büyüyor lepistesler. Yemi daha kolay buluyor. Gelişimleri daha güzel oluyor. Sonra büyük akvaryumlara devam. Şöyle bu tarafa geçtik arkadaşlar. Hemen alttan başlayayım. Bu akvaryuma yeni balıklar gelecek. Üstte yüzen kılıç moli, plati, bolon moli, değişik balıklar gelecek işte arkadaşlar, takım takım. Burada panda çöpçülerimiz var. Yanında harika bir şekilde kod lezerlerimiz var arkadaşlar. Çok hoşuma gitti balıkların durumları. Burada Tayland fil kulaklarımız var. Görüyorsunuz karakala daha yavru damızlık altı daha bunlar. Damızlık olmadı. Yeni yeni büyüyorlar arkadaşlar. Güzel bir şekilde çoğalıyorlar. Bunlar hepsi benim kendi yavrum. Daha şu an yavrulayan yok burada. Arkada görüyorsunuz kıpır kıpır Venezuela orengelerimiz var. Bunlar da inşallah burada büyüyüp gelişim olgunlaşıp yumurta dizerler diye düşünüyorum. Bolon ömrazilerimiz. Burayı yeşilliğini biraz daha arttıracağız bu balıkların ömrazisiyle ilgili. Buraya moz falan koyacağım. Yuva yapıp inşallah bunlardan da yavrusunu alacağız. Bilek Venezuelalarımız arkadaşlar. Burada var. Burada da artık eklemeler olacak. Balıklar gelecek. Yellow kobralarımız burada var. Bunları biliyorsunuz öz kabalık üretiminden çekilişten çıkan balıklar arkadaşlar. 4 tane almıştım. Şimdi 4 tane diyemeyiz tabii, bir sürü oldu. Yavrular da var da. Burada da melek yavrularımız var arkadaşlar. Serbest yüzüşe bugün geçtiler öğleden sonra. Bazıları hala yerde, tam geçmediler yani. Sabah artık tamamı geçer diye düşünüyorum. Bir 500 taneden fazla var burada arkadaşlar diye düşünüyorum. Bayağı var çünkü. Burada da 100'e yakın var arkadaşlar. Bunlar da birer gün arası vardı. Bunlar daha büyüktü. Bir gün var aralarında. Burada da 100 taneye yakın var arkadaşlar. Bunlar da yavaş yavaş artık yüzecek. Burası meleklerin yumurta çıkım alanları olacak benim için arkadaşlar. Bu odada sadece meleğe dair bunlar olacak. Geri şekilde meleklerimiz salonda olacak. Burada bir tane boş akvaryumumuz var. İçerisinde kelebek vatozlarım var arkadaşlar. Kelebek vatozlarım erişkin olmaları için birkaç sene gerekiyor. Bunlar erişkin boylara gelene kadar burada takılacaklar başka balıklarla. Burada tetra grubu yapacağım arkadaşlar. Basit bir şekilde. İşte neon olsun, kırmızı burun olsun. Ondan sonra danio zebra olsun. Böyle küçük küçük balıklar olacak arkadaşlar burada. Yeşillik. Şöyle güzel bir akvaryum olacak burada. Tabii tetra gruplarından da yapacağım, işte transgenetikler falan olacak da burada düşünmüyorum. Farklı bir akvaryumda yapacağım. Şu boş akvaryumlarda olabilir. Evet arkadaşlar, son durumumuz böyle. Motoru da kapalı tutuyorum. Şimdi artık ufak bir detay daha göstereceğim. Ondan sonra kapatacağım. Ben burada artmaya çıkartıyorum arkadaşlar. Burada koku yapıyor bunlar. Hem çok fokurdu, inanılmaz fokurtu artık. Aylarca ben bu fokurtuyu çektim ama artık istemiyorum. Sessiz olsun istiyorum. O yüzden de fokurtu istemiyorum. Bunlar buradan gidecek arkadaşlar. Şöyle daha önceden denedim arkadaşlar. Bugün verdim balıklara. Vermeden önce çekseydim güzel olurdu. Şöyle kavanozlarımız var arkadaşlar. Suyu yarıya kadar koyup gene tuz oranını aynı şekilde atıp artmayalarımız burada çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ben tekrar koydum. Bunlar da 36 saatte çıkıyor arkadaşlar. Ve bundan su damlıyor, bilmem ne oluyor, tuz oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Kapağı düşüyor. Koku oluyor. Burada kavanoz üst tarafını bir delik deldim. Arkadaşlar.
Bu delikte de bakın şurada var. Hava hortumunu geçiriyor. Kenarlarında silikonlu bir sabitleyeceğim arkadaşlar. Hava taşımız var. Fokur 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 diyor. Hatta bir açalım. Bakın. Şu an açtık. Tabii bunlar vanasını kapatmadım. Ufak ufak biber gelecek. Meleklerimiz çok iyi arkadaşlar. Buradaydı. İçeri büyük akvaryum aldım. Yavrularımız şahane. Melek balıklarımızın formları çok güzel. Sağlık durumları çok güzel. Balıklar tam anlamıyla tüpçük çıkarttı. Eşleşmeye başlıyor. Yani yarın büyük ihtimal marble dişimiz var. Yumurta dizecektir. Tüpçüğü bayağı çıkmış. Yer temizliyor. Tabii bizim bakalım baba beyazımız mı artık eş olacak? Meleklerden farklı bir melek mi eş olacak? Göreceğiz. Eş tutacak. Erkekler de var içlerinde, dişiler de var. Bir ilk artık kırık olacaktır ilk eşleşmeleri arkadaşlar. Diş erkek olduğunu tam bir ayırt edeyim şimdi. Heveslerini bozmayayım. Dişi oldu diye ayırmayayım, erkek oldu diye. İlk bir eşleşsinler, görelim kim erkek kim dişi. Ona göre takımlarımızı yapacağız. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı günler dilerim. Bir başka videolarda, daha güzel videolarda, içerikli olan videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.